Merhabalar, Ustadan Al Tarif kanalına hoş geldiniz. Bugün ustanızdan alacağınız tarif Arnavut ciğeri. Arnavut ciğerimizi yapmadan önce yanında kullanacağımız garnitürleri doğramakla başlayalım. Ben Arnavut ciğerimi yanında patates doğrayacağım ve patateslerimi gördüğünüz gibi bir soyduktan sonra suyun içinde beklettim. Ve bu suyun mümkün mertebe soğuk olması gerekiyor. Gerekirse içine buz dahi atabiliriz. Neden buzlu soğuk su? Patateslerimiz daha çıtır çıtır olsun, nişastasını iyice kaybetsin ve kararmasın diye soğuk bir suyun içinde tutuyoruz. Doğradığımız patatesleri bir suyun içinde kenarda bekletiyoruz. Ve daha sonra ciğerimizi doğrama işlemine başlıyoruz. Bu ciğerimizi ben özellikle siz görün diye üzerinde damarı olan, zarı olan bir ciğer aldım. Yani bunu kasabıma kendim temizletmedim. Siz de bunu kasabınızdan aldığınız zaman temizletirken dikkat etmeniz gereken bu dışındaki zarı ve ciğerin içinde bulunan damarları, özellikle ayıtlamasını rica edin. Çünkü yerken ağzımıza böyle gıyır gıyır bir sert bir şey gelmesini istemeyiz. Ciğerin içinde normal o da bir organizma, bir iç sakatat ve içinde damarlar geçiyor, kanla yaşıyor. Gördüğünüz gibi bütün damarını, özellikle kalın damarlarını temizliyoruz. Doğrarken bunları kesinlikle bırakmıyoruz. Çünkü ağzımızda kötü bir tat gelmesini, kötü bir şey gelmesini istemeyiz. Ben ciğer olarak dana ciğeri kullandım. Ve bunu da yaparken, pişirirken belli püf noktaları var. Onları paylaşacağım sizle. Siz normalde bunu kasabınızdan istediğiniz zaman daha ince doğruyor belki kasaplar bunu, Arnavut ciğerini. Ama ben daha kalın bir formda doğruyorum. Nedir? Normal bir tavla zarı büyüklüğünde değil, okey zarı büyüklüğünde diyelim. Yani normal tavla zarının iki katı büyüklüğünde. Çünkü ben yerken un ve baharat yemek istemiyorum sadece. Yani ağzıma ciğerin tadının gelmesini istiyorum ve daha iri doğruyorum ciğerlerimi. Ve ciğerimi doğradıktan sonra bir suyun içinde bekletiyorum. Ve ciğerimi ben sabahtan aldım. Dolabımda bekledi ve kanının çoğunu kaybetti. Daha sonra bir kase unu yıkayıp ayıtladığım, suyunu süzdüğüm ciğerlerimi içine atıyorum. Unun içine atıyorum. Unu da güzelce, parmağı elimle güzelce karıştırıyorum ve ciğerin her tarafına unun nüfuz etmesini istiyorum. Ve gördüğünüz gibi tuz, baharat, herhangi bir şey atmadım. Çünkü ciğeri yaparken tuzunu, baharatını değil, yaptıktan sonra baharatını atacağız. Güzelce elekten geçiriyorum. Ben bu ciğeri iki posta halinde pişirdim. Önce bir yarısını pişirdim, sonra diğer yarısını pişirdim unlayıp. Ve ciğerinizi kızartmadan hemen önce tekrar bir eleyin, undan geçirin. Yani bu şekilde güzelce eliyoruz. Üzerinde fazla un kalmıyor ciğerimizin. Hiç un kalmamasına dikkat ediyoruz. Yani fazla un kalmasın. Yağımızı ocağa koyduk. Ortalama 1 litre ayçiçek yağı kullandım. Siz zeytinyağı da kullanabilirsiniz zivyara. Ama onu pişme oranına dikkat edin. Kokusu falan ağır olabilir zeytinyağının. Başka kızartmalık yağlar da kullanabilirsiniz. Ama katı yağ kullanmayın. Hani katı şu kızartmalık yağlar var. Onları kastediyorum. Onları kullanmıyoruz. Yağımın ısındığını anlamak için yağımın içine bir tane patates attım. Patatesim yağın altındaydı ve yağın üstüne çıktı. Bu yağımın ısındığı anlamına gelir. Ve patateslerimin hepsini, doğradığım 3 tane patatesimin hepsini suyun yağın içine atıyorum. Güzelce suyunu süzdüm. Su bırakmıyorum içinde. Ve güzelce kızarmasını bekliyorum. Kevgirimin arkasıyla güzelce itiyoruz. Kevgire yapışmayacak şekilde bütün patateslerim yağın üzerine çıktığı zaman patateslerimin pişim işlemi tamamlanmış oluyor. Normalde ben Kıbrıs patatesi kullandım. Taze patates. Hani mevsimsel olarak patatesler gösterebilir, değişkenlik gösterebilir. Ne olur başka patates atarsınız, Nevşehir patatesi atarsınız daha çabuk kızarır, rengi daha koyu olur. Kızardığının farkına varırsınız ama Kıbrıs patatesini, taze patatesleri kızardığında çok nar kıvamında bir kızarma olmaz. Bu patatesin cinsinden. Ve yağımın iç derecesini düşürmeden direkt ciğerlerimi yağımın içine atıyorum. Ve burada ne yapıyoruz? Ciğerimizi fazla yağda bekletmiyoruz arkadaşlar. Yani ben ciğerimi büyük doğramama rağmen ortalama 1,5 dakika, 2 dakika beklettim. Ama bunu 3 dakika bekletirsem benim ciğerim kuruyacak. Ciğerimizin kurumasını istemiyoruz. Özellikle küçük ciğerde yapıyorsanız yani 1,5 dakikayı geçirmeyin.
O pişer yani, hani pişmez diye bazılar tedirgin oluyor, iyice kızarmasını bekliyor. Ve benim ciğerim gördüğüm gibi pişti. Ve ciğer şu anda sıcak olduğu için içten içe de pişmeye devam edecek kenarda beklerken. Şimdi biz ciğerimizi pişirdik. Bir havlu kağıdının üzerine aldık kasenin içinde. Ve orada fazla yağından arındırıyoruz. Ve şimdi tatlandırma aşamasına geçiyoruz ciğerimizin. Ciğerimi gördüğünüz gibi bir havlu kağıdının üzerinde kenara alıyoruz. O havlu kağıdını. Hiç yağ kalmadı gördüğünüz gibi. Daha sonra buna yağ takviyesi yapacağız. Ama zeytinyağı takviyesi yapacağız. Yani yemelik yağ. Kızartmaya yapmayacağız. Bir tatlı kaşığı toz biber ilave ediyorum. Tabi olmazsa olmaz diye tabir edeceğim bir tatlı kaşığı kimyon. Acı sevme oranınıza göre pul biber değişebilir. Ben bir çay kaşığı kullandım çocuklarım da yiyeceği için. Ve bir tatlı kaşığı da tuz ilave edip güzelce karıştırıyorum ciğerimi. Ve ciğerim komple yağını süzdüğünü görebilirsiniz. Çünkü döktüğüm baharatlar kasemin dibinde. Döktüğüm baharatlar tam anlamıyla ciğere yapışmıyor. Çünkü ben patatesimi de bu kasenin içinde karıştıracağım için baharat oranını biraz fazla tuttum. Şu anda yağdan arındırdığım patateslerimi de kullanıyorum. Döküyorum karışımın içine. Ve patatesimi de güzelce baharatlıyorum. Eğer ki patates kullanmayacaksanız bu baharat oranını siz biraz düşünebilirsiniz. Çünkü o zaman biraz aroması fazla gelebilir, baharatı fazla gelebilir. Ve bu esnada hafif karıştırdıktan sonra zeytinyağı ilave ediyorum. Ortalama 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. İki kaşık zeytinyağı ilave ettikten sonra da güzelce karıştırıyorum. Tabii bu ciğerimizde sunum aşaması var, önemlidir. Ciğerin olmazsa olmazı limon ve soğan, kuru soğan. Soğan salatası. Ben bunun için güzel bir kırmızı soğan özellikle tercih ediyorum ben ciğerin yanında. Soğanımı normal piyazlık bir şekilde doğruyorum. Güzelce maydanozumu doğruyorum. İnce ince. Ve maydanozu da fazla zırhtan geçirir gibi doğramıyorum. Tek bıçakta bu işi bitirmem gerekiyor. Yani maydanozunuzu kalın doğrayın. Ama tek seferde doğrayın. Yani öyle 3-4 seferde üzerinden bıçakla geçip aromasını kaybettirmeyin. Çünkü güzel bir soğan salatası yapmaya çalışıyoruz. Yani soğan salatası bence ciğerin olmazsa olmazı, limon olmazsa olmazı. Patates olmayabilir sade ciğer tercih ediyorsanız. Ama soğan salatası ve limon ciğer için vazgeçilmez bence. Ve soğanıma da tuz atmadım gördüğünüz gibi. Soğanıma tuz atmayacağım. Sumak ilave ediyorum. Sumak ekşisi. 2 yemek kaşığı soğan ilave ettim. Pardon, 2 tatlı kaşığı sumak ilave ettim. Ve güzelce soğanlarımı ezmeden, hırpalamadan karıştırıyorum. Limonlarımızı da kesiyoruz. Servis aşamasında bize yardımcı olacak yemek için lazım bize soğan. Yani limonsuz ve soğansız bir ciğer ben düşünmüyorum. Ve gördüğünüz gibi de bunun güzelce yemesi var. Kaşıkla ilk başta koyuyoruz ama bazı şeyler de kaşıkla konulmuyor. Yani soğanı falan kullanırken direkt elimizi kullanmamız gerekiyor. Yani biraz normal yine mutfağın içine dönüyoruz ve soğanımızı güzelce gördüğünüz gibi zamanımıza layık, ağzımıza layık güzelce ciğer yaptık. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, sıhhatle kalın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada videomu ilk paylaşan eşim oldu. Ona da teşekkür ediyorum. Yemek yaptıktan sonra fotoğrafladı onu da. Sevgiler diliyorum.